İngilizlerin devleti rüşvet, asi, isyankar, İslam'a, Kur'an'a kafa tutan, saygıyı kabul etmeyen, nezaketi kabul etmeyen, tartışmacı, egoist, bencil, ruh hastası tiplerin oluşmasını istiyor İslam aleminde. Ki bu şeytanın kısa bir özeti bu zaten. Şeytanın kişiliğinin kısa bir özeti. Bunun yayılması ve hakim olmasını istiyor. Kur'an'a baktığımızda da küfür ehlinin, münafıkların cehennemde de tartıştıklarını görüyoruz. Mesela diyor ki ayette, Şuara suresi 96 ve 103'te, orada münafıklar, küfür, birbirle çekişip tartışacaklar. Bak hem çekişme ve tartışma. Münafığın dünyada vazgeçemediği bir özelliktir bu, bir hastalıktır. Firavun'da da var, Hazreti Musa'nın konuşmalarında. Görüyorsunuz ya, müthiş bir demagoji ve müthiş bir tartışmacılık ve bir cedel ruhu vardır. Ayette diyor Cenab-ı Allah, insanlar her şeyden çok tartışmacıdır. Hastalık olduğu için bunu belirtiyor Allah. Ya şeytanın ilkasıyla olan bir hastalıktır bu. Bak, cehennemde de münafıklar ve küfür birbirleriyle çekişip tartışarak derler ki, andolsun, bak yemin diyor bir de, Allah'a bak, andolsun Allah'a diyor. Ha bir de Allah'a karşı mücadele vermiş. Halen de veriyor. Ama Müslüman olduğunu iddia ediyor. Biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Apaçık bir sapıklık. Onu da kabul ediyor. Çünkü sizi yalancı olanları alemler Rabbi ile eşit tutuyorduk. Yalancı olanları alemler Rabbi ile, yani derin devlet mensuplarını, gücü Allah'ın Rabbi ile eşit tutuyorduk. Hatta Allah'tan daha güçlü görüyorduk diyorlar. Haşa. Bizi suçlu günahkarlardan başka saptıran olmadı. Yani derin devletin uşakları ve casuslarından başka saptıran olmadı. Artık bizim için ne bir şefaatçi var, ne de candan yakın bir dost. Bizim bir kere daha dünya dönüşümüz mümkün olsaydı da iman edenlerden olabilseydik. Gerçekten bunda bir ayet vardır ama onların çoğu iman etmiş değillerdir diyor Allah. Şuara suresi 96 ve 103. Bak ateşin içinde iddialar öne sürüp, görüyor musun küfür münafık vazgeçmiyor. Ateşin içinde daha hala iddialar ortaya atıyor. Ve karşılıklı tartışıyor. Bak karşılıklı tartışırlarken zayıf olanlar büyüklenen müstekbirlere derler ki, gerçekten biz size uymuş tebaanız olan kimselerdik. Bunlar müstekbirlere, yani derin devlete uyan yancılar. Derin devlet yancıları. O ahlaksız alçak ekibe diyorlar ki yancılar, gerçekten biz size uymuş tebaanız olan kimselerdik. Size casusluk yapıyorduk diyorlar. Size her türlü oyunda yardımcı oluyorduk. Şimdi siz ateşten bir parçasını olsun bizden uzaklaştırabilir misiniz? Madem bu kadar güçlüsünüz, madem böyle derin devletsiniz, uçsuz bucaksız, batmayan bir imparatorluksunuz. Şimdi siz ateşten bir parçasını olsun bizden uzaklaştırabilir misiniz? Büyüklenen müstekbirler derler ki, onlara hakim olan, onları yöneten, onlara casusluk yaptıran asıl ağababalar, yani o müstekbir, azgın, derin devletin başları derler ki, biz hepimiz ateşin içindeyiz. Biz hepimiz ateşin içindeyiz. Gerçekten Allah kullar arasında hüküm verdi artık. Mümin suresi 47-48. Orada bile tartışıyorlar, görüyor musunuz? Demagoji ve tartışma münafığın vazgeçilmez özelliği. Evet. Kur'an'a bakın, her yerde bunu görürsünüz. Ahirette onun için Cenab-ı Allah münafığın bu azgınlığı olmadığı için, bir cennet ferahlığı olduğu için, siz oraya geldiğinizde diyor, boş konuşma işitmeyeceksiniz diyor Allah. Yani münafıkların zırvasını işitmeyeceksiniz. Boş konuşma yok orada diyor. Sadece selam var orada, sil. Yani barış, kardeşlik, huzur, güven, rahatlık vardır. Müslüman hep yatıştırıcı. Mesela diyor ki, eşlerinizden size düşman olanlar vardır diyor Allah ayette. Düşman olanlar. Fakat diyor, siz onları bağışlarsanız, affederseniz ve idare ederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor Allah. Müslüman yatıştırıcı.
Mesela Cenab-ı Allah ağzını bunu parçalayın demiyor. Kafasını gözünü kırın. Kovun atın demiyor. Affedin. Sabırlı olun. Yatıştırın. Sakin bir ortam olsun diyor. Ama istese Cenab-ı Allah derdi mesela katledin derdi. Demiyor. Bak düşman diyor size. Düşman. Eşlerinizden diyor. Düşmandır. Ama affedin. Doğru yolu gösterdin. Sabırlı olun. Bu sizin için daha hayırlı diyor Allah. Derin devlet böyle nerede zeki, nerede iş yapacak adam varsa onları ele geçiriyor. Onları yönlendiriyor. Onlar derin devletin etkisi hareket ettiklerini bilmiyorlar bir kısmı. Haberleri bile olmuyor. Yani asıl şeytani unsur, şeytandan ilham alanları bilmiyorlar. Mesela yancılar da bilmez. Casus olarak kullanılan da bilmez. Onun sadece zekasıyla onu böbürlendirir. Der ki ya sen çok zekisin, çok akıllısın, sen de çok iyi casus olur der. Ona yeter. Yani ona para vermesine de gerek yok. Aklı gider onun öyle övüldüğünde. Yani senin zekan, aklın herkesten üstün dersen bitti. Mesela İngiliz casuslar hep bir fakir yaşamışlardır. Onların tek gıdası övülmeleridir. Derin devlet onları hep övmüştür. Mesela Sir William diyor sana bir madalya gönderdi, seni tebrik etti diyor. Aklını atıyor, ağlıyor. Hıçkırıklarla. On binlerce insanın ölümüne sebep oluyor. Şehit olması değil mi? Umurunda değil. O madalya onun için çok heyecan verici. Sen çok zekisin. Seni diyor kraliçe ödüllendirecek diyor. Aklı gidiyor. Kraliçe seni tebrik etti diyor. Başbakan seni tebrik etti diyor. Aklı gidiyor. Emekli olması da fark etmiyor. Başta olması da fark etmiyor. Bazılar da Firavun'a bu işten bize ne var deyince siz yakın kılınanlardan olacaksınız diyor. Bak bu kadar. Evet. Yakın kılınacaksınız diyor. O kadar. Evet. Bunu demek istiyor adamlar. Münafıklar hakim olan güçlere işte bunlar da sizinle birlikte küfür ve zulümde göğüs gerenlerdir. Bak münafıklar küfür. İşte bunlar da sizinle birlikte küfür ve zulümde göğüs gerenlerdir. Onlara bir merhaba bile yok. Çünkü onlar ateşe gireceklerdir denilir. Onlara uyanlar derler ki yani yancılar bu deccaliyetin derin devletin yancıları derler ki hayır sizler asıl size bir merhaba yok. Bak hayır sizler asıl size bir merhaba yok. Tartışmacı ya. Evet. Görüyor musun? Yani cehennemde de tartışmacılık ve demagoji devam ediyor. Evet. Bunu, bu azabı siz bizim üzerimize sürdünüz. Bak onları derin devlet suçluyor. Ne kötü bir durak. Derler ki Rabbimiz kim bunu bizim üstümüze sürdüyse ateşteki azabını kat kat artır. Ve derler ki bize ne oluyor ki kendilerini şerir, kötülerden saydığımız o müminleri, Müslümanların iyi olanlarını kendi aramızda göremiyoruz. Yani biz buraya normali gelmememiz gerekiyordu diyor cehenneme. Asıl falanca 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 yani o nefret ettikleri Müslümanların orada olması gerektiğini söylüyor. Allah'ın adaletsizlik yaptığını söylüyor. Yani adil davranmadıklarını söylüyor. Bak o devrim münafıkları görüyor musun? Cehennem ehlini. Biz onları bir alay konusu edinmiştik. Bak biz onları bir alay konusu edinmiştik. Uğraşıyorduk onlarla diyor. Çirkin sözler, çirkin konuşmalarla kendilerince alay ettiklerini düşünüyorlar. Yoksa gözler mi onlardan kaydı? Yoksa biz mi göremiyoruz şu an diyor. Yani zaten olması gerekir burada diyor. Bak o devrin Müslümanları, tertemiz insanlarına akıl almaz kin duyduğu için münafıklar yanlışlık yaptın diyorlar Allah'a haşa. Asıl onların buraya gelmesi gerekiyor diyorlar. Bak Müslümanlara kinleri daha hala orada devam ediyor. Azgınlığa bak yani. Bu cehennem halkının birbiriyle çekişmesi, bu demagoji, bu tartışma kesin bir gerçektir diyor Allah. Saat suresi 59-64'te. Dünyada da bu vardır, münafıklarda. Müthiş demagog, demagoji yapan, suçlayan, müminlere karşı alaycı, kibirli, üstten bakan ve azgındırlar. Cehennemde de aynı şekilde devam ediyor ve kinleri cehennemde de devam ediyor Müslümanlara. Ama göremiyoruz diyor. Cenab-ı Allah size göstereyim diyor sonra. Bir açıyor, cennette, cennet koltuklarında oturuyor. Münafık o zaman daha da kuduruyor. Daha da azıyor.
Çünkü Allah gösteriyor müminlerin keyfini. İşte hurilerle beraberler eğleniyorlar, müzik dinliyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Allah buradalar diyor. Arıyorlar onlar. Allah diyor ki bunlar sizi arayanlar diyor. Onlar da buradalar diyor. Müslümanlara gösteriyor. Yani sizin burada olmanızı umanlar da burada diyor. Çünkü mümin bütün bu bilgilere vakıf olacak ahirette. Her türlü bilgi Allah. Çünkü bak istediğiniz her şey diyor. Onların o konuşmalarına gülüyor müminler işte. Müminler de onlarla alay ediyorlar. Biz buradayız diyorlar. Cennetteyiz diyorlar. Tabii kahkahalarla gülüyorlar onların o haline. Siz burada olmanız lazım diyorlar. Ya nasıl oldu diyorlar. Yani bak münafık aptallığını görüyor musun? Ahmaklığını. Daha hala Allah'a akıl veriyor. Yani zübbeliğin azgınlığın şiddetine bak ya. Allah'a akıl veriyor. Yanlışlık oldu diyor. Aslında bunlar burada olması lazım. Neredeler diyor. Burada olmaları zaten kesin gerekiyor da diyor. Biz göremiyoruz diyor. Hadis suresi 13'te o gün münafık erkekler, münafık kadınlar iman edenler derler ki ne olur bize de bir bakın sizin nurunuzdan birazcık alıp yaralanalım. Yani o kadar nursuz ve pislik ki yüzlere. Münafık yüzü çok nursuzdur. Bayağı pisliktir. Yani baktın mı yüzündeki o iğrenç görüntü, o pislik yani ölüm baygınlığı gibi olan görüntü bütün kirliliğiyle tezahür eder. Onun için o iğrençlikten kendileri bile tiksiniyorlar birbirlerine. Müminlerin nuru, güzelliği, yakışıklılığı da onlara çok etki ettiği için bize de bir bakın sizin nurunuzdan birazcık alıp yaralanalım. Yani biz de biraz güzelleşelim, nurlanalım, elimiz yüzümüz düzgün olsun diyorlar. Bak bize de bir bakın sizin nurunuzdan birazcık alıp yaralanalım. Onlara arkanıza dünyaya dönün de bir nur arayıp bulmaya çalışın denilir. Gidin dünyaya geri diyor Cenab-ı Allah. O pislik bataklığınıza gidin. Orada nur bulabiliyorsun orada bulun diyor Cenab-ı Allah. Çünkü orada da pislik ya bunlar. Derken aralarında kapısı olan bir sur çekilmiştir. Kapısı olan bir sur çekilmiştir. Onun iç yanında rahmet. İç yani surun öte yanı cennet. Evet. Dış yanında o yönden küfür yönünde münafıklar yönünde de azap vardır diyor. O sur. Arada da kapı var. Onun ne olduğunu biz nasıl şekil olduğunu tabii biz kafamızda çıkaramıyoruz. Bir sur dedi mi? Bir klasik sur biliriz. Kapı dedi mi? De sur kapısı gibi bir şey biliriz. Öyle değil. Onun ne olduğunu ahirette göreceğiz. İnşallah. Kaf suresi 27-29. Münafığın yakın dostu olan saptırıcı şeytan dedi ki Rabbimiz ben onu kışkırtıp azdırdım. Yani derin devletin başındaki adamı da ve ona uyan yancıları da kışkırtıp bak kışkırtıp azdırdım. Azıyor yani. Münafık azar. Kışkırtılmış da yani ruhu kışkırtılmış bir ruhtur. Azgın bir ruhtur. Ve o yüzden de azar. Azgınlaşır. Ancak kendisi haktan uzak bir sapıklık içindeydi. İslam'dan, Kur'an'dan uzak münafıkhane bir sapıklık içindeydi. Allah buyurur benim huzurumda çekişip tartışmayın. Yani bak Allah'ın huzurunda da sürekli tartışıyor. Münafık ruhunda bu vardır. Çok tartışmacı. Ben size daha önce kesin bir uyarı göndermiştim. Kur'an, İncil, Tevrat. Huzurumda söz değişikliğe uğratılmaz. Yani boş yere demagoji yapmayın. Yaygaralı yapmayın. Boş konuşmalar yapmayın. Mugalata yapmayın. Ve ben kullara zulmedici değilim. Hak ettiğiniz için, gerçekten ahlaksız olduğunuz için bu belanın içindesiniz diyor Allah. Münafığın tartışma stilinden Kur'an nasıl bahsediyor? Şeytandan Allah'a sınırım. Bakara suresi 258. Allah kendisine mülk verdi diye Rabbi konusunda İbrahim'le tartışmaya gireni görmedim. Allah ona mülk yani iktidar, güç, güzellik, mal mülk her şeyi verdiği için münafık kinleniyor.
ağrına gidiyor. Yani bana niye o güç verilmedi, ona verildi diye kinleniyor. Bak İbrahim'le tartışmaya giriyor. Yani ondan bir mugalata, tartışma ve gereksiz pis sözlerle onun vaktini alıyor. Evet. Hani İbrahim benim Rabbim diriltir ve öldürür demişti. Bak, gayet net. Evet. Benim Rabbim diriltir ve öldürür. O da bak züppelik yapıyor bu sefer. Bütün deccal yanları, münafıklarda görülen özellik. Züppe karakter. Ben de öldürür ve diriltirim diyor. Görüyor musun züppeliği? Görüyor musun demagojiyi ve ahlaksızlığı? O zaman İbrahim şüphe yok Allah güneşi doğudan getirir. Şimdi yok burada Mehdi'nin doğudan zuhur edeceğine de işaret var. İslam güneşinin doğudan zuhur edeceğine. Hadi sen de onu batıdan getir deyince ki güneş batıdan doğacak kıyamet alameti ona da işaret ediyor Kur'an. Güneş batıdan da Allah'ın gücüyle çünkü dünyaya biliyorsun bir seyyare çarpacak, spin atıp bir daha çarpacak, dünya tersine dönmeye başlayacak. O inkarcı Deccal böylece afallayıp kalmıştı. Yani o münafı orada pes ettiriyor. Allah zalimler topluluğuna hidayet vermez. Bakara suresi 258. Gerçek şu ki Karun Musa'nın kavmindendi. Musa onu koruyup kolluyor, yardım ediyor, destek oluyor, sevgi göstertiyor. Ancak onlara, Müslümanlara karşı azgınlaştı. Ünlü münafıklardan birisidir Karun. Evet. Ne özelliği bak hep Kur'an ifadesi görüyor musun? Azgınlaştı. Evet. Azar yani. Durduk yere azar. Şeytanın ilkasıyla. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarları birlikte taşımaya davranan güçlü bir topluluğa ağır geliyor. Yani akıl almaz bir mülk ve rahatlık vermiştir. Münafığı azların da rahatlıktır zaten bir yönüyle. Fakir güçsüzken münafık kolay kolay azmaz. Zenginliğe erdikten sonra, güç sağladıktan sonra, imkan sağladıktan sonra azar. Hani kavmi ona demişti ki, şımararak sevinme. Bak, münafığın özelliği şımarmasıdır. Kur'an çok detaylı anlatıyor. Şımarmadan kaynaklanan sevinme de oluyor münafıkta. Çünkü Allah şımararak sevinenleri sevmez. Çünkü Allah şımararak sevince kapılanları sevilemez. Yani sevince kapıl ama şımarmadan kaynaklanmasın diyor Allah. Çünkü o zaman Allah bela verir. Çünkü münafığın sevinmesi şımarmadan kaynaklanıyor. İmandan kaynaklanması lazım. Evet. Sevinmenin. Sevinç imandan kaynaklanıyor. Münafık da şımarmadan, azmadan kaynaklanıyor. Sevinmesi. Allah sevmez demek ne demek? Belanı vereceğim demektir. Allah belanı vereceğim diyor. Kasas suresi 76. Ali İmran 61'de. Artık sana gelen bunca ilimden sonra, yani senin anlattığın bu kadar doğru, güzel, vahye dayalı Allah'ın hükümlerinden sonra bu güzel hükümler hakkında seninle çekişip tartışmalara girişirlerse bak çekişme münafığın isteğidir, evet. Eylemidir, tartışma da isteğidir. Çekişip ve tartışma münafığın vazgeçilmez vasıflarından bir tanesi. De ki gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra karşılıklı lanetleşelim de Allah'ın laneti yalan söyleyenlerin üstüne kılalım. Burada da bir işaret daha var. Münafık çok yalancı. Sürekli yalan söyler. Şimdi bu lanetleşmeyi münafık yapar mı? Yapar. Allah niye yaptırıyor biliyor musunuz? Belasını vermek için. Onun inanmasına değil, ondan korkmaz. Münafık lanetleşir yani o hiç etkilenmez. İnanmıyor çünkü. Ama lanetleştiği için Allah belasını bir kat daha artırmış oluyor. Yani belayı hak etmiş oluyor. Allah diyor ki mesela ailede görüyor. Ben cehenneme geldim diyor. Burası cehennem biliyorsun diyor. Biliyorum diyor. Sen niye geldiğini biliyor musun diyor. Bilmiyorum diyor. Allah ahlakına ait özellikleri onun kendi ağzından
kendi dilinden onu anlattırtıyor. Çünkü münafık çok yalancıdır. Yani eğer serbest bırakırsan çok küstahtır. Yani demagojinin en gelişmişini yapar. Allah onun için de artık konuşmayın, sen konuşmayacaksın diyor. Zapt edilmez bir manyaklık tarzında demagoji yapar. Bizim üzerinizde zorlayıcı hiçbir gücümüz yoktu diyor münafıklara şeytan. Bizim zorlayıcı bir gücümüz yoktu diyor. Hayır, siz kendiniz azgın bir kavim, zaten azgın ahlaksızlarınız diyor. Böylece Rabbimizin sözü yıkım ve azap vaadi üzerimize hak oldu. Şüphesiz azabı tadıcılarız. Evet, sizi azdırdık. Şeytan diyor. Çünkü biz de, bak, çünkü biz de azgın kimselerdik. Münafıkta demek ki ana yapı ne? Azgınlık. Artık o gün onlar azaplı ortaktırlar diyor. Şuara 94'te. Şuara 94'te artık münafıklar, şeytanlar, artık onlar ve azgınlar cehennemin içine dökülmüşlerdir. İşte iblisin bütün orduları da. Yani derin devlet bir ordudur. İblisin ordusudur. Dolayısıyla hepsi diyor cehenneme dökülmüştür diyor Allah. Cin suresi 6'da zaten bu derin devletin şeytanla nasıl bağlantı kurduğunu anlatıyor Cenab-ı Allah. Başlarının. Bir de şu gerçek var ki insanlardan bazı adamlar, işte bu yöneticiler, derin devletin adamları, cinlerden yani cinli şeytanlardan bazı adamlara sığınırlardı. Ona tabi olurlardı. Öyle ki onların azgınlıklarını artırırlardı işte. Cinayet işleme, homoseksüellik, bombalama, İslam ortadan kaldırmak için her türlü atak, her türlü pislik. Kasa suresi 55'te Cenab-ı Allah münafıkların boş ve yararsız olan sözlerini işittikleri zaman, çünkü münafıklık ve boş ve yararsız konuşur. Zırvalarlar. Yani dini konular tenzih ederim. Boş ve yararsız olan sözü işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim yapıp ettiklerimiz bizim, sizin yapıp ettikleriniz sizindir, size selam olsun. Biz cahilleri benimsemeyiz derler. Yani onlarla sert bir tartışma içine girmiyor Müslüman. Yani akılcı, makul, yatıştırıcı bir usul kullanıyor. Bunu Kur'an'da görüyoruz. Bak bizim yap ettiklerimiz bizim. Sizin yap ettikleriniz, bak sizin yap ettikleriniz sizindir. Size selam olsun. Değil mi? Şefkatli bir usul kullanıyor. Biz cahilleri benimsemeyiz. Yani böyle boş konuşmaları benimsemeyiz. Ama kibar bir usul, saygılı bir usul. Alak suresinde Cenab-ı Allah, hayır gerçekten insan azar. İşte münafığa işaret eden bir şey bu. Niye? Kendini müstahane gördüğünü. Çok beğenir münafık kendini. Kusursuz ve üstün görür. Lokman suresi 6'da insanlardan öyleleri vardır ki, yine bu münafıklara işaret ediyor. Küfür ruhlu kişilere işaret ediyor. Bilgisizce Allah'ın yolundan saptırmak bak. Bilgisizce yani aptalca izahlarla Allah'ın yolundan yani İslam'ın Kur'an yolundan saptırmak. Mesela Darwinizme, homoseksüelliğe sürüklemek, İngiliz derin devletinin uşaklığına soyunmak gibi. Bak, bilgisizce Allah'ın yolundan saptırmak ve onu bir eğlence konusu edinmek için. Câsiye suresi 8. Münafıkları Allah işaret ediyor. Kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işitir, duyar diyor. Sonra müstekbirce büyüklük taslayarak, zübbelik yaparak, inatla sanki işitmemiş gibi ısrar eder, sanki ona anlatılmamış gibi devam eder diyor. Münafığın özelliği. Artık sen onu acı bir azapla müjdele. Yani Kur'an'la oku ve anlat. Ama gelip saldırma. Dövme, sövme. Ama anlat diyor Allah.